Cübbeni alıyorsun. Sarığını da alıyorsun. Çok güzel. Devletin arabasını da alıyorsun. Hangi devletin? Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arabasını da alıyorsun. O Diyanet İşleri, kurmuş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o forsunu da alıyorsun. Kimin yanına gidiyorsun? Kadir Misiroğlu. Yani Kadir Misiroğlu acaba neden ihtilalde bir Suudi Arabistan'a ya da bir efendim İslam ülkesine, Pakistan'a değil de Almanya'ya kimin pasaportuyla? İngiliz pasaportuyla. Bak, İngiliz pasaportunu ona veren kim acaba? Sizin var mı İngiliz pasaportunuz? Yahu İngiltere'ye gitmeye kalkarsanız adamlar sizin aramadıkları yer bırakmıyorlar be. Adam şey, Kadir Misiroğlu İngiliz pasaportuyla geziyor. Ve bütün sermayesi, yaptığı bütün şey Atatürk'ün aleyhinde konuşmak. Bana söyler misiniz Müslüman olarak? Soruyorum. Sormak istiyorum. Yani bir şey kalmadı da o Kadir Misiroğlu Atatürk'le ilgili ne diyor? Diyor ki saat 9'u 5 gece, niye? Atatürk 9'u 5 gece öldü. Ya kardeşim, ölen bir insanın arkasından konuşmak var mı? Bu adamın ismi Mustafa. Annesinin adı Zübeyde. Babasının adı Ali Rıza. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiren, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptıran, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin tercüme ettiren, efendim 51 tane hutbe hazırlatan, dışarıdan Türkiye'ye nüfus mübadelesinde gayrimüslim almayan, Müslüman alan ve kurmuş olduğu devletin %99'u Müslüman olan bir ülke kuruyor bu adam. İki tane kız çocuğu Bursa'da kolejde Hristiyan oldu diye o koleji kapatan adama sen ne diyorsun? Diyorsun ki efendim saat 9'u 5 gece Kenef'e gidin, Kenef'te sifonu çekin diyen adamı Diyanet İşleri Başkanı sarığıyla, cübbesiyle, kurmuş olduğu devletin makam arabasıyla gidiyor onu ne zaman? 9 Kasım'da ziyarete. Bir de açıklama yapıyor. Diyor ki efendim tamamen insani duygular, tamamen insani duygular ile gerçekten Kadir Misiroğlu'nu ziyarete gittiysen Sayın Diyanet İşleri Başkanı lütfen o sarığı çıkart. O cübbeyi de çıkart. O devletin makam arabasını da bırak. Ona hediye getirdiysen lütfen maaşından o hediyeleri alarak git getir ve bunu da sen piyasaya reklam olarak sunma. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı, sen artık bir Diyanet İşleri Başkanlığı yani bizi temsil eden olarak oraya gitme hakkın yok. Evet, ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet okuyorum. Onun mümin olduğuna inanıyorum. Onun kıyamette cennete gideceğine inanıyorum. Çünkü o İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a, Yunan'a karşı mücadele eden, mutlak küfre karşı mücadele eden, zalime karşı mücadele eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devlet kuran bir adamdır. O cennetlik olduğuna inanıyorum. Ben ona rahmet diliyorum. Sen ne yapıyorsun? Onun kurmuş olduğu bir kurumun başındayken ona hakaretler eden, ona anasına hakaretler eden bütün sermayesi o olan bir adamı 9 Kasım'da ziyaret ediyorsun. Ben sormak istiyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, senin Cumhurbaşkanın, yani seni oraya atayan 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya gidiyor. Sen niye gitmedin?